Bilinmeyenleri uzmanlarımızdan Ersin Cimikoğlu'ndan öğreniyoruz. İzleyelim. Bu hafta kaza davası uzmanımız Ersin Bey'den bilinçli yapılan trafik kazaları ile ilgili bilgi alıyoruz. Sevgili izleyiciler, bu hafta kaza davası uzmanlarımızdan Ersin Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Ersin Bey. Merhabalar. Bu hafta söyleşimizi arabada gerçekleştireceğiz. Ersin Bey, gidelim mi? Buyurun. Teşekkürler. Efendim, kemerlerimizi taktık ve yolculuğumuza başlıyoruz. Ersin Bey, öncelikle sormak istiyorum. Bu haftaki söyleşimiz neden arabada gerçekleştiriyoruz? Konumuz kaza davaları olduğu için ve özellikle trafik kazaları hakkında konuşacağımız için birebir konuyu anlatabilmek için ve daha rahat anlatabilmek için arabada olmayı tercih ettik. Ersin Bey, trafik kazaları demişken gerçekten merak ettiğim sorulardan bir tanesi de kimse tabii ki bilerek trafik kazası yapmak istemez ama bunun olduğuna dair söylemler duydum. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Bu trafik, bilinçli trafik kazaları ile ilgili. Şimdi aslında soru sorduğunuzda kimse istemez diye sordunuz ve dileğimiz, temennimiz bu yönde olsa da bunun her zaman doğru olmadığını vurgulamak gerekiyor. İnsanlar çıkar amaçlı kaza tasarlıyorlar. Bazenleri bu kazalar bir kapalı garajda olabiliyor, bir depoda olabiliyor ve iki arabayı birbirine çarptırıyorlar. Bir araba sabit, diğerinde şoför ver ve arabaya arkadan çarpıyor ve dışarıda olmuş gibi bir kaza süsü veriyorlar. Ama diğer zamanlarda otobanlarda, şu anda seyir halinde olduğumuz yola benzer yollarda, otobanlarda planlı bir şekilde bir kurban seçiliyor ve öndeki araç ani fren yapıyor, kendi arkadaşı olan ikinci araç da fren yapıyor ve bunlar birbirine telefon halinde görüşme halinde oldukları için fren yapacağından haberdar olduğundan dolayı fren yapıyor ve duruyor. Ama arkadaki gelen bundan habersiz olduğu için ve tamamıyla masum olduğundan dolayı duramıyor ve ortadaki arabaya çarpıyor. Bunu takiben öndeki araba haline kazaya karışmadığı için olay yerinden uzaklaşıyor ve arkadaki mağdur suçlu olduğunu düşünerek kendi sigortasına olayı rapor ediyor ve olay ya şanslılarsa olumlu bir şekilde sonuçlanıyor, tazminatını alıyorlar ve haksız bir şekilde kazanç elde etmiş oluyorlar. Ama ki gitgide artan bir sonuç bu aslında. Diğer seçenek ise, diğer alternatif ise sigortanın olaydan şüphelendiğinden dolayı araştırıyor ve bu insanların kasten kazaya sebebiyet verdiğinden dolayı tazminat ödemesi yapmıyor. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Eğer böyle bir planlı kazaya karışan insanlar karşı tarafın sigortasının yaptığı araştırmalar sonucunda suçlu bulunursa ve olay mahkemeye kadar gitmiş ise mahkeme o insanları savcılığa adli işlem yapmak üzere sevk edebilir. Ve bunun sonucunda da 5 yıla kadar olan bir hapis sürecinden yargılanabilirler. 5 yıllık bir hapis sürecinden bahsediyoruz. Siciline işlenecektir. Ve sadece o değil. En önemli tarafı öyle bir kazada Allah göstermesin eğer çok çok ciddi bir kaza olduğu zaman can kaybı bile olabilir. Evet, can kaybı da olabilir. Ya ki bunun örnekleri de var. Bundan birkaç yıl önce bir otobanda yine aynı şekilde planlı bir çete tarafından planlı şekilde bir kaza yapılıyor ve arkadaki bayan duramıyor, çarpıyor. Duramadığı gibi arabasından çıkarken onun arkasından gelen bir başka araçta duramadığı için kadına çarpıyor ve kadın hayatını kaybetti. Çete suçlu bulundu. 5 yıl ben dedim ama burada can kaybı da olduğu için 20'yi aşkın yıllık bir sürenin üzerinde bir hüküm yediler. Ve hem bir candan oldular hem de kendi hayatlarını mahvetmiş oldular. Hiçbir şekilde önermiyoruz ve uzak durmanızı şiddetle rica ediyoruz. Peki şimdi bunlardan bahsederken benim aklıma diğer bir soru daha geldi. Soru soruyu açıyor. Geçenlerde bir yasa çıkacağı söylenmişti. Bu genellikle bu kaza davalarını ilgilendiren sektörlerle ilgili dedik. Peki bu karar tam olarak nedir? Bize biraz açar mısınız? Çünkü muallakta olan bir karar ve şu anki süreç nedir? Aslında çok iyi bir soru çünkü bu sorunun sebebi yani bu çıkarmak istedikleri yasa değişikliği az önce işlediğimiz konuya bağlı. Birçok kişi incinmediği halde tasarlanmış kaza planlayarak veya
olmadığı kazalarda kendini göstererek tazminata başvurduğu için bunun önüne geçebilmek için birçok şey denediler. Ama aslında bana şahsen sorarsanız yapmaları gereken araştırmaları yapmadığı için genel olarak herkesi cezalandıracak bir karar çıkartmaya çalışıyorlar, bir sonuca bağlamaya çalışıyorlar. Bunda da iki şey yapmaya çalışıyorlardı ya da öneriler bu yöndeydi. Birincisi, eğer kaza olmuşsa ve siz kas incinmesi yaşamışsanız bunu hafif sınıfına koydukları takdirde maddi anlamda bir tazminat hakkınız olmayacak. Yani diyelim ki bir kaza yaptınız ki bu hafif tanımını da açıklamış değiller ama söylentiler 2 yıla kadar olan kas incinmeleri yönünde. Kurallara ilişkin sormuştunuz. Şu anda hükümet değişikliğinden sonra ve özellikle Brexit'in gündemi yoğun bir şekilde meşgul ettiğinden dolayı bu görüşmeler, bu planlar rafa kaldırılmış durumda. Yapılmayacak diye bir şey yok. Ama şu anda bekletilmedi, arka plana atıldı, rafa kaldırıldı. Ama önümüzdeki süreç dediğim gibi ne göstereceğini biz de bilmiyoruz. Sadece izleyip bekleyip göreceğiz. Sevgili mahalleli, önümüzdeki hafta kaza davası uzmanımız Ersin Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.